7 Ekim Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı olan İzzettin el-Kassam Tugayları belki de İsrail'in en savunmasız gününde Aksa Tufanı operasyonunun düğmesine bastı. Hamas'ın bu kanlı eylemi sonrası İsrail meşru müdafaa diyerek Gazze'ye yönelik orantısız bir güç kullandı ve çoğu kadın ve çocuk olan en az 30 bin kişinin ölümüne sebep oldu. İsrail'in bu saldırılarını adeta topyekün Gazze'yi yerle bir ederek oradaki nüfusun tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik olarak değerlendirebiliriz. Bu konuya geniş bir perspektiften bakıldığında ya da Tevrat referans alındığında İsrail için ne ilk ne de son olacak bir hareket ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Gazze şeridinin temizlenmesi, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'ın temizlenmesi ya da Galon Tepeleri ve ötesindeki tüm temizlenecek bölgeler. 7 Ekim saldırısı İsrail'e artık Gazze'yi yerle bir etmek, oradaki bütün halkı Mısır'a zorlayıp artık orada her ne yapacaksa biz belki Maraş bölgesi gibi uzun süre kapalı mı tutacak, hemen yerleşimimi açacak, neler planlıyor bilmiyoruz. Tabii geçmişe baktığımızda bir takım şeyler öngörebiliyoruz. Önceden toprak nasıl genişlettiğini, yerleşimleri nasıl yaptığını bildiğimiz için sanki buna bir bahane oluşturmuş gibi bir görüntüyü çok kuvvetli olarak çiziyor. Burada sıradan bir meşru müdafaa görmüyoruz. Burada sıradan bir terörle mücadele görmüyoruz. Evet. Burada topyekün cezalandırma, kolektif cezalandırma, kadın demeden, çocuk demeden, sivil, hastane, yerleşimleri demeden ve bütün dünyayı inanılmaz biçimde arkasına alarak Gazze'yi yerle bir eden, ki Gazze'nin de ne kadar zavallı bir durumda olduğu herkese malum. Yani bu kadar güçsüz bir bölgedeki, bu kadar güçsüz bir halka yönelik böyle topyekun bir savaşla, kara harekatıyla, bombalarla, ya 16 bin ton ne demek, dediğim gibi Hiroşima 12 bin tondu. Akıllarınız gibi değil. İran, Orta Doğu için denklemin her zaman içerisinde olan bir ülke konumundadır. 7 Ekim saldırıları sonrası bizim bir bağlantımız yok diyerek oyun dışı kalmaya çalışsa da bir şekilde oyunun içine çekilen bir taraf oldu. İsrail 7 Ekim sonrası batılı başat güçlerden tam destek aldı. Hatta Almanya gibi lokomotif ülkeler bu konuyu iç siyasetlerindeki meseleleri çözümlemek için bile kullanmıştır. Bu arada Olaf Scholz da SPD'nin başında sosyal demokrat. Dün haberlerde Hristiyan Demokrat kanadından biz bir açıklama gördük ve bu Alman yayın kanallarında hep en üstteki haber olarak ortaya çıktı. Şöyle dendi, bu CDU'nun bir lideri var, Merz, bir de onun tarzında genel sekreteri var, Lenin'in. Ve yaptıkları açıklamalarında şöyle dediler, bugüne kadar da bu arada sanki bütün Alman toplumu bundan zulüm görüyormuş, bu durumdan muzdaripmiş gibi bir algı vardı Alman basında ve bu çok şaşırtıcıydı. Dediler ki İsrail'in Gazze'ye başlattığı bu saldırılar sonrasında sivillerin ölmesini protesto etmek için yapılan bu gösteriler çok ciddi anlamda antisemitizm doğurmuştur. Bu antisemitizmin önüne geçmek, doğru tarafa yeterince destek verebilmek için çifte vatandaşlık tasarısı gündemden kalksın dediler. Yani belli ki orada aslında kendi iç siyasetlerine yönelik değişik akıllar, değişik tartışmalar, değişik hesaplar dönüyor. Ve bunu bir sebebi onlar dile getirmediği sürece haliyle casus vesaire olmadığınız için bilemiyoruz. İsrail, batılı başat güçlerin sağladığı bu gücü kaybetmek istememektedir. ABD, İsrail'e yönelik güçlü pragmatik bir yaklaşım ile her zaman destek veren tarafta olmuştur. Ama bir taraftan da Biden'ın genel yaptığı açıklamalara baktığımızda diyor ki, eğer diyor bölgede İsrail olmasaydı bizim Akdeniz'de kaç tane savaş gemisi olmak zorundaydı biliyor musunuz? Verdiği çok meşhur bir cevap var mesela. Hmm. Dolayısıyla bölgede etkin olmak ve kalmak isteyen Amerika için İsrail önemli bir üst görevine üstleniyor. Kalkı İsrail bir de nükleer bir güç haliyle. Bu onlar bakımından çok önemli. Verdiği desteği ben bu açıdan baktığımızda en azından bir yere koyabiliyoruz.
İsrail, Hamas'ın saldırıları sonrası doğrudan hedef olmak istemeyen İran'ı tekrar potanın içerisine çekmek istemektedir. 1 Nisan 2024 günü Şam'da İran konsolosluğu vurularak İran yeniden sıcak bir aktör olarak oyuna dahil edildi. İran bu saldırı sonrası intikam yeminleri etti. İran bölgede her zaman üst perdeden konuşan ancak hiçbir zaman üst perdeden eylemlere kalkışmayan bir devlet olarak söylemlerini doğrudan İsrail'e bir saldırı olarak değil de İsrail elçiliklerine yönelik bir saldırı olabileceği şeklinde farklı bir zemine çekmiştir. Yalnız şöyle de bir durum söz konusu. Evet, İran her zaman büyük konuşur ama aslında biz onu çok fazla eylemde görmeyiz. Ama doğrudan eylemde görmeyiz. Yani İran topraklarından bilmem nereye atılan bir füze, işte İran savaş uçaklarının bombaladığı bilmem ne gibi şeyler görmeyiz. Ama şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki İran, Irak, Suriye, Yemen topraklarında çok önemli nüfuzlara sahip ve ister istemez burada desteklediği bir takım devlet dışı aktörler olduğunu da biliyoruz. Haçlı Şabilerdi, Hizbullah'tı ve bunun gibi sayabileceğimiz işte Rusilerdi, irili ufaklı pek çok grubunda destekçisi olduğunu biliyoruz. Bugün İran tarafından başlatıldığı iddia edilen drone saldırıları kendi içerisinde yine bazı tutarsızlıkları barındırmaktadır. Öncelikle Hizbullah ve benzeri yapılar ile organize bir şekilde hareket edilmediği görülmektedir. İsrail'e önemli ölçüde zarar verebilme ve intikam alınması gibi iddialı sözler sonrası bu hava saldırısının ne kadar geçerli olduğu tartışmaları da yapılmaktadır. İsrail 1 Nisan'daki saldırısı ile İran'ı kriz içerisine çekerek bölgede Batı kuvvetlerinin de teyakkuza geçtiği güvenli bir alan yaratma eğilimindedir. Batı ülkelerinin bir güvenlik kilidi olarak kullanıldığı bu senaryoda İsrail de kendi etki alanını tam da Tevrat'ta olduğu gibi genişletmek istemektedir. İran'ın tepkisi ve saldırıları ciddi boyutlarda olmazsa İran kendi bölgesinde taşeronları ile işbirliği yapmaktan öteye gidemeyen pasif agresif bir devlet haline gelecektir. Bölgedeki devletlerin Hamas'ın saldırılarına kadar bölgede uzlaşı için adımlar attığı görülmektedir. Bölgedeki devletlerin Hamas saldırılarına kadar uzlaşı konusunda adımlar atılan bir dönemde olmaları İsrail'in beklentilerini tam olarak karşılamamış olacak ki bugün İran zorla oyunun içerisine çekilmeye çalışılmaktadır. İran'ın tepkileri, saldırı boyutları ve stratejisi önümüzdeki günlerde coğrafyadaki kronik istikrarsızlık konusunda da belirleyici olacak. Ancak şu açıktır ki İsrail ne şimdi ne de ilerleyen günlerde uzlaşı isteyen taraf olmaktan çok uzaktır. Ve İran bölgesindeki gücü kaybetmemek için eline geçen fırsatı öyle ya da böyle değerlendirecektir. Geleceğe yönelik bir şey söylemek çok zor ve doğru da değil. Çünkü şu an yani bu saldırılar başladığından şu ana kadar olan her şeyi biz ama diyerek izledik. Hepsimizin bildiğimizin, gördüğümüzün, takip ettiğimizin ötesinde şekilde geliştiği için bir şey söylemek kolay değil. Ancak mevcut duruma baktığımızda da diyebiliriz ki şu anda mesela bunun 3. Dünya Savaşı'na evrilmesi demek tabii pek çok ülkenin buna müdahil olması ve bununla birlikte değişik başka mıntıkalarda bu savaşların başlatılması demek oluyor. İsrail, İran'ın mesela ne kadar iktidarlı davrandığını görüyoruz.